Metin Serezli, Sezen Aksu, Metin Akpınar, Zeki Alasya. Astronot olacağım diyorum. Ben böyle annem kaşığı bırakıyor hemen anında. Ertesi gün dansöz olacağımı söylüyorum. Yani başka ne olabilirmişim zaten. Ben babamı bir de 13'ümde kaybettim yani. Hayır, ama siz de izin vermeyen normal anne baba olun. Ve işte izin vermeyin. Çok saçma. Fazla izinden. Böyle beni sahneye saldı böyle. Bıraktı wow. Beni adam sahneye. En kötü şeyi yaptım. Dönüp seyirciye baktım. Ali abi o parayı hayatta vermez. Söylüyorlar. Yani... Bir şans daha istiyorum ben senden dedim. Şans senindir dedi. Bilmiyorum kelimem yoktu. Hataya tahammülüm yoktu. Hani ne kadar şakacı bu adam bir bak. Doktorculuk yani, biraz tehlikeli olabilir. Yani. Ne oynuyorsak yani. Bir keşke miras yedi olsaydım. Ay. Algı operasyonu var bu konuda. Mesleğimiz çok büyük bir tehdit altında. Evet. Flash flash flash. Evet. Mekanın sahibine geldik de muhteşem bir konuğum var. Sevinç Erbulak bizimle beraber. Onunla çok enerjik bir program olacağını düşünüyorum. Ve bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Kaydı yaptığımız gün öyle. Onun için de ona yakışır diye sevgili kardeşimle yapalım istedik. Onun evinin bahçesindeyiz, yeşilliğin içindeyiz. Dolayısıyla sevgili Sevinç'ciğim, hoş geldin, sefalar getirdin. Hoş bulduk. Biz şunu istiyoruz. Ben tanıdığım, sevdiğim ve hayatına hayran olduğum, hayatındaki farkındalıkları keşfetmiş insanları dinliyorum. Sonra onları da izleyenlerime tanıtmak istiyorum, anlatmak istiyorum. Senin de böyle hayatını böyle bir filmi göstermeye çalışsak, böyle geri dönsek, doğumundan itibaren böyle çocukluğundan itibaren nasıl bir çocukluk yaşadın? Baba Altan Erbulak, anne Füsun Erbulak, bir çocukluk ki eve giren çıkanın haddi hesabı yok. Herkes ünlü, şöhretli falan. Sen o zaman zaten hani çocuksun ama bunun farkında değilsin. Asla, nasıl bir çocukluktu? Anlatsana ne oldu? İşte demin dedin ya herkes ünlü, şöhretli falan. Şimdi bu kavram bence bugün çok önemli bir kavram. Yani çok önemseyen insanlar için de yani yazık aslında yani bir yanıyla kabaca. Anlıyorsun ne demek? Tabii ki. Ben o zamanlar o insanların çok ünlü olduklarını falan hiç bilmiyordum. Bu arada o insanlar o sırada gerçekten çok ünlüydü. Çünkü çok az ünlü vardı. Tabii. Kimlerdi mesela onlar? Şöyle bir saymaya kalkarsak. Eve giren çıkan yani kimlerdi? Bütün Dormen tiyatrosu diye düşünürsek işte Erol amca hepsi benim amcam, hepsi benim teyzem öyle Erol bakın. Erol Keskin, Erol Günaydın, Suna Keskin, Nevra, Serezli, Metin Serezli, Sezen Aksu, Metin Akpınar, Zeki Alasya. Böyle bir yani büyük bir takım oluşturuyor değil mi? Ya. Ve daha kimler? Tabii ki Suna Pekuysal, Hüseyin Kutman, Mete İnselel, Kamuran İnselel. Ben de işte İdil Yazgan, bunların arasında ünlü olduklarını hiç bilmiyordum. Çünkü onlar da hiç ünlü gibi davranmıyorlar. Ne kadar güzel. O zamanlar öyle yıllar. Biraz böyle şimdi... Peki onların gerçekten aktör olduklarını, aktrist olduğunu biliyor muydun? Tabii tabii. Mesela ilk defa sahneye ne zaman gittin? Bir tiyatro sahnesiyle ne zaman karşılaştın? Hatırlıyor musun? Bence hani ben bir Freudiyenim. Freud severim biliyorsun. Hani hatırlayacak olsaydım, eğer beni yatırsaydı koltuğuna herhalde bir buçuk yaştan itibaren beni götürmeye başlamışlardır diye tahmin ediyorum. O 1,5 yaşa kadar da annem benden önce 2 tane abimi kaybettiği için diyabetli doğum 60'lı yılların sonları ve 70'li yılların başları. Evhamdan ötürü bir o kadar evde beni ve o Michael Jackson tansiyonunda tutmuş, korumuş. Ondan sonra zaten mecburen çıkarmışlar çünkü bakıcı yok, büyük yok, biri yok. Yani hani benim hatırladığım çok küçüktüm çünkü park yatağım vardı. Ama yani kaç yaşında olduğumu bilmiyorum. 4 olabilirim, 5 olabilirim. Park yatağım bir mobil yatak aslında. Tabii tabii ama o hep orada. Yani bir müddet taşındı o, ondan sonra hep orada. Sahnede, tiyatroda yani. Kuliste. Benim hayatımda hatırladığım en güzel odalarım, en sevdiğim oyuncaklarım, en sevdiğim kitaplarım ve en sevdiğim üst başım her zaman kuliste oldu. Kulisteydi. Her zaman. Yani ev benim için çok uzun bir süre, hani böyle girdiğimde ev dediğim bir yerdi. Yani hani çünkü ev. Herkesinki gibi yani bir biraz ev. Zorlasalar kuliste de doğurabilirmiş yani. Doğurabilirmiş evet. Doğurmazdı, korkar abilerimden ötürü tabii ama. Yani ömrüm kulis. Sonra rahmetli Metin Serezi ile Nevra ablanın oğulları Selim ve Murat. Murat o zamanlar böyle yaşların hani 73'lü olmakla 75'li olmak arasında 2 değil 202 sene varmış gibi olan zamanlar. Hani Murat'la o kadar değil de ilk çocukluk yıllarımızda Selim'le ben. Bu sefer başladık işte odayı paylaşmaya falan. Çünkü o da orada yatıyor kalkıyor. O da orada yatıyor. Peki o odadan ne zaman çıkıp antreden oyunu seyretme yaşına geldi? Onu da yaş olarak hiç söyleyebilmeme imkan yok ama yani yürümeye başladıktan sonra herhalde. Daha doğrusu herhalde sahneye ses çıkarmayacağımdan emin oldukları bir yaş. 5 olabilir, 6 olabilir. Dinliyormuşum çünkü söz. Tıpkı siz şehir tiyatrosunda Derin'le Kabin'i antreye gösterdiğiniz gibi aynen. Değil mi? Aynen. Oradan da bu sefer sonra da şey dönemin başlıyor. Dekorun içine saklanarak oyun sırasında oyunda yaşama.
Yani başka ne olabilirmişim zaten. Peki arkadaşlarınla bu arada görüşmeye başladın. Artık okula da gidiyorsun. Gidiyorum. Sosyalleşmeye başladın. Gidiyorum. Onların anneleri babaları, senin annen baban. Normal. Bu fark normal. Nasıl bir bunun muhabbeti geçiyor muydu ya mesela? Bu arada artık ben biraz şeyi anlamaya başlamışım. Benimkiler de böyle. Yapacak bir şey bunu yok. Kabullendim. Ben de onların çocuğuyum demişim yani. Bir de şöyle çok renkli hayatımız. Yani çok amcalı olmak, çok teyzeli, çok analı, çok babalı olmak başka türlü de bir avantaj. Hayatımdaki dokunuşlarını biliyorsun. Yani bir mutluluk yaşadığın zaman ben her zaman mutluluğu paylaşmanın mutsuzluğu paylaşmaktan daha zor bir şey olduğunu düşünüyorum. Evet. Mutsuzluk her zaman Allah razı olsun ama daha hızlı üşüşülür. Bir araya gelin. Mutluluğu böyle bir başkasının başarısını, bir başkasının mutluluğunu oralarda böyle bakarsın nüfus daha azdır yani. Şimdi öyle değiller yani. Yedi deliler, dokuz oturaklılar. Hepsi böyleler yani. Ve hayatımın her alanında söz sahibi hepsi. Yani bazen annemin babamın söylediği bir şey değil. İşte Nevra ablanın söylediği bir şey oluyor benim hayatımla ilgili. Her şeyimi anlatabildiğim bir kalabalıklar. Ve ayrıca müthiş bir entelektüel bir çevrede sen deli misin? Gelişiyorsun yani. Türk tiyatrosunun şu anda bu saydığımız isimler ki affolsun unutuyorumdur. Çünkü evimdeki arşivden anlatabilirim. Peki, yani. Peki bu süreçte mesela sen bir artık genç kızlığa doğru geçerken haliyle o ailenin getirdiği, o geniş ailenin getirdiği medeniyet bir taraftayken okulda da bir baskıda büyüyen bir genç kız olabilirdin. Bu bağlamda mesela aranızda nasıl bir fark vardı? Şöyle, baskı değil ama babamın benim küçüklük yani genç kızlığımda gözlemlediğim, ben babamı bir de 13'ümde kaybettim yani bu hep 13'üme kadar aslında teşhislerim. Tabii ki o süreci merak ediyorum zaten. Babam hiçbir zaman annelerin köprü olarak çocukla babanın arasına uzandığı ve çocuğun annenin üzerinden yürüyerek babaya meramını böyle iskontolu anlattığı, böyle indirimler uyguladığı duygularına ve düşüncelerine ket vurdu. Öyle bir ev değil. Hatta babama daha çabuk ve rahat anlatabiliyorum. Çünkü şöyle komik anılarımız var. Hani bir kahvaltı masasında herhalde yaşım 7-8 olabilir. Önemli değil. İşte yemek yiyor, işte kahvaltı yapıyoruz. Mesleğimi bulmuşum ve toplamışım onları da masa başına. Sizin mesleğimi seçtim diyorum. Evet falan diye böyle gözlerini açıyorlar. Astronot olacağım diyorum. Ben böyle annem kaşığı bırakıyor hemen anında. Ay kızım Allah aşkına yani biraz ayakların yere bassın. Babam gözleri parlayarak bence gerçekten olabileceğime inanıyordu bu arada. Şunu yapmıyordu yani bana. Canım benim şimdi hani kırmayalım gönlünü kalbini değil. Harika bir fikir. Mükemmel bir astronot olacağına eminim. Çıkacaksın uzaya falan. Böyle bir adam. Vay tamam mı? Ertesi gün veteriner olacağım diyorum. Dünyanın en iyi veterineri olacağımı söylüyor. Ertesi gün dansöz olacağımı söylüyorum. Adımın neonlarla yazılacak. O zamanlar böyle babam işte Maxim gazinosunda komedi şovlarına çıkıyor. Önünde de işte dansözler oluyor. Babam çıkıyor. Ondan sonra şarkıcılar çıkıyor. Ben de tabii niye dansöz diye özeniyorum. Takmaca, takıştırmaca, pullar, simler. Tabii. Hani bunu söylüyorum. Herkesin annem böyle dans ne alakası var diyor. Babam diyor ki harika olursun, kıvrak bir çocuksun sen zaten diyor. Yani hep böyle bir şey vardı evde. Bazen arkadaşlarımda kalıyorum. Çünkü yuvadan beri aynı okulda okuyorum. Aynı veliler. Çok da güzel bir okulum vardı. Okul lav oldu yani. Özel serinin okullarında böyle Etiler'de bir müstakil evde okuyorum ben aslında. Bir gün gitmişim demişim ki sizi yarın okuldan arayacak işte arkadaşım. Ya da işte arkadaşımdan annesi hatırlamıyorum. Hayır deyin bu sefer demiş. İzin isteyecek. İzin isteyecekler. Kalman için ve sen onlara hayır. Ya da iki saatlik misafirlik uğrama. Babamlar alacak. Hayır deyin. Tabii annemler hemen arkadaşınla bir sorun mu yaşıyorsun diye sormuşlar. Hayır ama siz de izin vermeyen anne babalardan bir normal anne baba olun ve işte izin vermeyin. Çok saçma. Fazla izinden tamam mı? Herkes seni yani fazla izinden. Sana güveniyorlar çünkü. Elbette güveniyorlar. Ben de şimdi evet. Kabine güveniyorum. Sen de derine güveniyorsun. Yani sonra büyüyorum tabii ve artık taşlar yerine oturuyor. Şeyleri fark ediyorum. Bak oyunculuğuma şu an kim bilir ne kadar yarıyordur tespitleri bugün yapabiliyorum. Şeyde. Bir oyun ne kadar organik bir şey değil mi? Aynı metin, aynı oyuncular. Aşağı yukarı aynı süre olmasına rağmen hiçbir zaman aynı milisaniyede başlamıyor, hiçbir zaman aynı milisaniyede bitmiyor. Bitmiyor. Hiçbir zaman yani 3C'de oturan seyirci hiçbir zaman aynı adam değil. Gelen insanlar her zaman başka bir enerjiyle geliyorlar ve oyun dolayısıyla başka bir enerjiyle oynanıyor. Bazen de içinde olan aksilikler veya babam ve babam gibi Erol Günaydın ve babam nüveli aktörler ve aktrisler içine bir şey koyuyorlar. Yeni bir şey, bir sürpriz yapıyorlar oyunculara ve onun böyle domino taşı etkisi gibi bütün herkesteki etkisi. Ben bunların hepsini o tencere tutkacı ördüğüm babamın mahkeme hakim masasının arkasından bugün daha iyi oynadıklarının teşhisini koyuyorum. Konuşuyorum bunu onlarla. O bücür halimle iyi ki bak beni kırıp dökmüyorlarmış. Wow. Bugün iyiydin falan diyorum. Mesela belki Nevra ablaya diyorum. Buna da sağ ol kızım diyordu herhalde yani. Pişmiş diyorlardır. Hani teşhisler de yapıyorum oyunla ilgili ama
Şimdi ben 30 senedir sahneye çıkıyorum. Öğrencilerime de 24 senedir, 25 senedir anlatmaya çalışıyorum ki asla aynı şeyi oynamayacaksınız. Dolayısıyla yüzünüzü dökmeyin, düşürmeyin. Aynı şey olmayacak bu. Ben her sahneye çıktığım ve benim heyecanımı en diri tutan şeylerden biri öğrencilerim dışında. Bunlar başka bir dosya. Onlar için program yapılır. Her sahneye çıktığım gece, o gece ilk defa kendi nedenlerinden, kendi yolculuğundan ötürü ilk defa tiyatroya gelen seyirci benim hedefimdeki seyirci. Eğer onun canını çocuğun yazın havalar hafif ısınmaya başladığında anne dondurma dediği gibi oyuna çektirebileceksem ben ve ekip ve yaptığımız iş o başarız. Gece benim için iyi bir gece. Süper. Belki de o zamanlar kuliste yapılan sohbetlerde bile sana bununla ilgili bir felsefe yapılmış bile olabilir. Yani işte antrak olduğunda birinci perde çok soğuk geçip oradaki oyuncu babanlar, Metin rahmetli, Metin Selezler, ya oyun biraz sıkıştıralım, hızlandıralım. Sen değil misin? Aralarında ne biçim konuşurlardı? Bu insanları mutlu gönderelim diye tabii, mutlaka aralarında konuşmalardı. Ve bu senin için müthiş bir alt metin provalarda oluşturmuş olabilir. Provalarda onlar böyle diye. Mır mır konuşuyor. Belki ben o sırada matematikte kıvranıyorum, bir şey çözmeye çalışıyorum. Biri ama bir espri yapıyor. Bir hataların üstünden geçiyorlar. Niye bugün böyle oldu diyorlar. Her şeyin konuşulabildiği. Ve sen o zamandan itibaren aslında astronottu, dansözdü falan geçerken oyunculuk peki bu arada hiç geçmedi mi? O kahvaltı Hayır, sofrasında. Hayır, o geçmiyor. Çünkü yani benden öyle bir şey çıkmıyor. Çünkü annemi babamı çok başarılı buluyorum ve bütün diğer annelerimi ve babalarımı da çok başarılı buluyorum. Şimdi ne gerek var diyorum böyle. Başarılı birileri var zaten. Var. Ben şimdi ne gireceğim yapmışlar otobüs. Bu adamlar, bu kadınlar diyorum. Ben diyorum böyle hayvanlarla, hala biliyorsun hayvanlarla ilişkimi. Daha böyle başka hani barınakçılık yapmak, veteriner olmaktan çünkü ameliyat etme zorunluluğunu öğrendim de vazgeçtim. Çünkü hayvanı kesemiyorum. Evet. Onu öpüyorum. Elmayrayım çünkü. Sıkıştırıyorum, yalıyorum, yiyorum, öpüyorum ama kesme ihtimalim yok. Onun için hani böyle herhalde diyorum hayvanlarla ilgili bir şey yaparım falan. Sonra bence bu içime düşmüş bu kor. Öyle olmalı. Artık Ali Poyrazoğlu tiyatrosu zamanı. Artık biraz daha işte 10-11 yaşlarımdayım. O gittiğim hafta sonlarından birinde izliyorum oyunu. Ezberim Seçimler. Ali Poyrazoğlu tiyatrosu evet. Seçimler. Hepsini konuşabiliyorum kulisten. Ama bunun farkında olarak yapmıyorum tabii ki bunu. Babam oluyorum. Babamın karşısındaki Zerrin abla oluyorum. Ali abi oluyorum falan. Kulis inanılmaz eğlenceli. Ali Avenkli, Ali Poyrazoğlu zaten Cem biliyorsun. Özer falan var, Cem Özer. İzlemiştim ben onun videosunu. Pekerler, Fuji Levent deriz. Levent Canlar, Levent Kazaklar. Bakar mısın? Kadri. Yani İsmet Ay falan. Seçimlerde İsmet abi yoktu, Allah bin kere rahmet eylesin. Böyle gene bir bakarken ağzımda böyle işte bunları falan falan derken bak bugün duygusunu hatırlıyorum. Böyle kürek kemiklerimden okşamak gibi böyle Ali abi ya da herhangi biri hep arkamda durur ve okşayabilir, sarılabilir bana o sırada. Seyirci beni görmüyor. Burası seyirci öyledir. Sen de sahnesin. Böyle okşadı. Baktım böyle Ali abi. Bak hatırlıyorum ben bu anı şu anda. Yaşım 11, yaşım 45. 34 sene geriye şu an böyle gidebiliyorum. Böyle okşadı ve hani asla böyle bir itme, hani böyle enerjisi negatif bir şeyden bahsetmiyorum. Böyle beni sahneye saldı böyle. Bıraktı wow. Beni adam sahneye. Ali abi. Böyle çık. Babam sahnede. Bir bakkal skeci, içeri kim giriyor gerçekten şu an hatırlamıyorum. Bir şey isteyecek, babam espriyi patlatacak, öbür taraftan çıkacak. Bunu da biliyorum, kodlarım da bu. Vücudumun içinde yazılı ne yapacağı, o rolün. Girdim, babam böyle hemen, hani çok sakin. Çünkü böyle gözlerim herhalde babama kadar gitti. Buyurun, dedi böyle baba. Böyle nasıl bir korku. Kalbim böyle sahnenin tamamında atıyor. Kalbim sahne kadar. Babama baktım. Yapabilirsin'i anlıyorum babamdan. Tekrar etti soruyu. En kötü şeyi yaptım. Dönüp seyirciye baktım. Böyle bakıyorlar. Seyirci babam, seyirci babam. Koşmalı ağlamalı öbür taraftan çıktım. Ali abinin beni ittiği kulisten. Tabii. Ya. Bütün oyunu ezberim var ama orada krepliği söylemedim. Ezberi ya bitmişim. Seyirci ışık mışık falan. Çıkmamışım ki hiç okul gösterileri dışındaki baleler ya. Falan. Anormal çıkmamışım değil. Çok korktum. Çıkar çıkmaz Ali abiyle karşılaştım. Ne oldu lan dedi. Bıcır bıcır dedi konuşuyorsun. Ne yaptın falan tabii çok kızdım Ali abiye. Allah Allah dedi ben de seni bir şey sanmıyorum. Böyle Ali abiyi bilirsin. Ben de neyse ya sen demek ki oyuncu olmayacak mısın falan fırt diye gitti. Eve döndüm. Babam hiç konuyu konuşmuyor. Babam o adam değildi babamı biliyorsun. Tabii. Hani sen hissimi sordu çok korktum baba dedi. Sen konuşursan. Korktun. Sen korktun kızım çıktın gittin ne güzel oldu dedi. Çıkarsın bir daha konuşursun dedi. Hayatta çıkma baba. Hayatta çıkmazsan da çıkmazsın kızım dedi. Ali abiyle ömrümün sonuna kadar konuşmayacağım. Artık Ali abinin tiyatrosunda çalışmayacaksın falan. Ertesi gece gittim. Gene babam. Ali abiye meydan okumam lazım.
Hemen antre değerini aldın. Yok söyledim. Yani antre değerimden önce. Ali abi efendim dedi, o da böyle hiç ilgilenmiyor benimle. Bir şans daha istiyorum ben senden dedim. Şans senindir dedi. Aynı skeçte dedim. Skeç de senindir. Patron. Skeç de senin. Patron şakaları falan her şeyi biliyorum. Orada bekledim, girdim artık böyle herhalde makine gibi oynadım, çıktım kuvvetlemedim. Ama oynadım. Çıkar çıkmaz kuliste Ali abi beni bir 1000 lirayla bekliyor Hakan. O 1000 lira şu an benim evimde. 1000 lira, büyük bir para. Büyük bir para, büyük bir yevmiye. Yani bilmiyorum oyuncular o zaman ne kadar alıyor ama 100 falan alıyorlar mesela. Wow. 1000 lira bak. Bir teklif mektubu hazırlamış. Bundan sonra Ali Porezoğlu Tiyatrosu'nun en genç oyuncusu olma ünvanı eğer kabul edersen sendedir. O mektupta duruyor bende. El yazısı, pul kaşeleri falan yapmış üstüne. Teklifimi kabul edersen cuma ve cumartesi geceleri 1000'er lira yevmiye ile seçimlerin oyuncusu olabilirsin yazmış. Bir şey söyleyeyim mi? Seni sevmese Ali abi o parayı hayatta vermez. Söylüyorlar yani, bunu hep. Ali abi kendi de yani. Söylüyor. 27 gece oynadı. Yani 27 hafta sonu herhalde oynamışım ki bak bu da hayatta yani şu konuşmalarımızı yarın unutmuş olacağım ama şu anlattıklarımı bu kadar zaman unutmadım. 27 gece oynadım. Beyoğlu Vakko'ya gittim. Kendime kostüm aldım. Vay. Çünkü her cuma hangi kıyafette gidersem onunla oynuyorum. Skeç sayılarım arttı. Hani o 1000 lirayı böyle görüyorum, kocaman bir para. Hani böyle diyorum ki tek bir bakkal skecinde olmaz. Levent Tülek'in kızı oldum. Böyle elimi sıkardı benim Tülek biliyor musun? Hani böyle repliğimi hatırlıyorum. Babam bir böyle vergi memuru, bir şey memuru gibi bir adam. Kolluklarıyla böyle Levent de böyle rahmetli Levent Kırca'nın skeçlerindeki gibi. Şimdi karşı masaya adamı babam. Karşı masa diye bir şey yok. Uçurum gittin yani öyle bir yer. Konuşuyorlar böyle eski bir dil, eski bir Türkçe kullanıyor memur. Tealluk ettirin, tealluk, tealluk ettirin, tealluk diyor. Tealluk ne ya diyor Tülek. Ve hemen elimi sıkıyor tabii ondan sonra. Ben biliyorum rapiyim ama hani zamanlama evet. Yaptırıyor bana. Aa babacığım, şimdi ben sana konuştuğum gibi yapıyorum evet. O sırada. Aa babacığım sen teallukun ne demek olduğunu bilmiyor musun? Tealluk ilave ilişki demektir diyorum. Donuyorlar. Ben alkış alıyorum. Herhalde babam bir şey yapıyor seyirciye. Akışlanacak bir şey yapmıyorum çünkü. Ondan sonra sen bunu nereden biliyorsun? Pardon alkışı şurada alıyorum. Sen bunu nereden biliyorsun diyorlar. Aa bize şimdi okullarda bunları öğretiyorlar diyorum ben ve alkış alıyorum. Eleştirinin dibine bak. Fay fay fay. Başladım five, 11 five, yaşımda five. Alkışı da almaya. Five. Ondan sonra zaten bizimkilere muhtemelen babamın ölümüne 3 kala 5 kala herhalde. Yani 21 Mayıs 88'den herhalde 87 sonlarında falan ben oyuncu olacağım dedim. Kızım oyuncusun sen zaten dedi baba. Wow. Okuyacaksın sadece dedi yani işi okuyacaksın. Peki dedi. Sonra bale nasıl oldu? Annem dans etmiş kendi yani o sırada yani o küçüklüğünde annem dans etmiş. Anne zaten bir... Dans tutkum özel senin ilkokullarındaki Medya Altuner benim klasik bale öğretmenim bana zaten onu zerk etmiş. Ben hep de bu arada bütün bu anıların içinde ben hep dans ediyorum. Okulda hep dans ediyorum. Dans bölümündeyim yani. Hani klasik bale yapıyorum ve şeydeyim. Muhsin Ertuğrul sahnesinde bak defalarca sahneye çıktığım Muhsin Ertuğrul'a ben 3 yaşımda çıkmaya başladım. Çünkü sene sonu gösterilerinde ben bale yapıyorum orada. 3 yaşımdan 11 yaşıma kadar bu kesintisiz bir şekilde devam etti. Dans zaten bende var. Ne yaptım? İlkokulu bitirince özel serini pıt konservatuvar klasik bale. Onu bir okuyacağım. Bitireceğim. Yani böyle artık bütün annelerim ve babalarım da bunun yani beden enstrümanını eğitmenin düzelteyim. Ne kadar sonra güzel olacak. O zamanlar oyuncu. Böyle olanaklar falan tabii. Yok. Sonra o kayıp gününü hatırlıyorsun tabii ki. Babanı kaybettiğin yeri hiç unutmuyorsun. O hayatında senin yani her şeyi söylediğinde pozitif cevap aldığın, her yönlendirmenin pozitif olduğu bir duvar varken o duvarın bir anda yok olması senin hayatında neyi değiştirdi? O sırada anlamadım bir şey. Çünkü 59 yaşındaydı babam. Ben de işte 13'tüm. 59 zaten büyük bir yaştı. Babam için değil ama yaş olarak. Tabii. Böyle bir muallak durum var. Aslında biliniyor babamı kaybettiğimiz ama henüz anneme bana kadar ulaşmamış bilgi. Babam evdeydi. Kursa çıkıyorum aynı sokakta ben İngilizce kursuna. 1 ile 3 arası. Babam o arada ölüyor zaten. Ben kursa çıktım. Annem de Ferhan Hoca'nın tiyatrosunda, Ferhan Şansoy'un tiyatrosunda matine seyretmeye çıktı. Babam evde karikatür çiziyor. Koşarak baba ben gidiyorum dedim. Bir öpseydin kızım dedi. Bak böyle evin kapısını açtığımı hatırlıyorum. Gelince öperim dedim böyle içeriye. Kapıyı kapatıp kursa gittim. Döndüm kapıyı çaldım. Yani tanımadığım biri kapıyı açtı. Evde kaç kişi olduğunu hatırlamıyorum. 50 kişi olabilir. Tanıdığım insanlar da var. Şu an tabii çok buharlı bir anı bu. Onların kim olduğunu hatırlamıyorum. Ama tanımadığım insanların olduğunu hatırlıyorum. Ve fotoğraf makineleri var insanların. Dolayısıyla haber artık biliniyor. Annemi de arıyorlar. Annem de Ferhan Hoca'nın oyununun ortasından çıkıyor. Önce annem geldi.
bilmiyor. Kalp krizi geçirdiği söyleniyor babam. İşte anneme demişler ki sakın işte söylemeyin Sevinç'e kalp krizi geçirdiğini. Annem demiş ki neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Şu an en saklanmaması gereken insan Sevinç. Beni odaya aldı, benim odama. İkimiziz. Çok ses var böyle içeride. Ben şimdi çıkıyorum. Geldiğimde her şey netleşmiş olacak dedi. Annem gitti. Ben kendimi odaya kapattım. Cep telefonu, mev telefonu, Allah'tan hiçbir şey yok. Odamda böyle tek başıma bekledim uzun bir süre. Ama babama bir şey olduğu ile ilgili bir yerden beklemedim. Babam kalp krizi geçirmiş bir hastanede. İzordil hap kullanırdı çünkü trafikte falan bazen böyle sıkışırdı. Hemen böyle çıkarırdı. Ben böyle korku dolu gözlerle baktım dedim. Bir şey yok, bir şey yok. Bonibon falan derdi böyle ona. O adam olduğu için. İzordili bonibon yapan bir adam olduğu için. Bilmiyorum ben nasıl bir kalp damar tıkanıklığı oldum. İşin kötüsü annem de bilmiyor. Bir hafta önce doktora gidiyor. Hemen yatırmak istiyorlar. Tamam eve gideyim, füsunla geleyim diyor. Annem de nasıl geçti hani şey kontrolün diyor. At gibiyim diyor gene. At gibiyim demeyi çok severdi baba. Yani bir hafta önce aslında şeylerini vermiş. Sonra annem bir saat sonra falan geldi. Odama girdi. Babanı kaybettik dedi. Sormuş ama danışmış. Bizim bir, o da rahmetli oldu. Bir psikologumuz vardı İcra. Hemen söyle. Açık açık söyle. Görmek isteyebilir. Sakın ikiletme. Göster demiş yani. Herkes nasıl kaldırmak ve karşılamak istiyorsa öyle gelişir ölüm fikri. Çünkü ölüm bir şaka değil ve şey değil, saklanması gereken bir şey değil. Gördüm ya ben babamı. Ben bayağı gidip gördüm. Yani cenaze günü de görebildim camide. Öyle bir son fotoğrafım var yani benim babam. 13 yaşımda. Bu teşhisi ablam koyar hep şey der yani. 1 Mayıs'ta 13 yaşındaydın, 2 Mayıs'ta 35 yaşındaydın der. Yani ben sana şunu itiraf edeyim ama babam şu an yaşıyor olsa ve yarın ölecek olsa da benim o kayıp hissim aynı olur. Çünkü evet. Güzel adamlar, bunlar dünyanın güzel adamları ve neden bu kadar erken gidiyorlar? Bir de tabii hani benim özelimde, benim genç çocukluğuma ve genç kızlığıma gittiğinde belki ben bir sürü hata yaptım ikili ilişkilerimde. Öyle bir babanın kızı olmaktan ötürü hemen onun belki bir tahta oturttum onu bir de erken kaybettiğim için muhtemelen. Hemen belki böyle sevdiğim bütün çocukları daha çocukluktan herhalde öyle yaptım. Alıp böyle o tahta oturtmaya baban çalıştım. Baban gibi zannederek. Yani. Evet öyle zannedersin ama yani zaten babanı aslında aramaz babanı mısın? Aslında babanı ararsın yani işte. Her genç kız babasını evet, arar aslında evet. Yani. İlk aşık olduğu adamı evet, arar yani. Evet yani fiziksel olarak babanı aramasan tabii. Bile onun o komiğini ararsın, onun ararsın. O rahatlığını ararsın, onun o şeffaf, o apaçık halini ararsın. Şakacı aradım ben hayatım boyunca yani. Onun için kendi ihtiva ettiği bedende şu kadar şakacılığı olup bu kadar başka şeyleri olan bir baksana ne kadar şakacı. Hani ne kadar şakacı bu adam bir bak. Ondan sonra o kararı ver. Değil mi güzelim yani? Evet ama işte insan öyle evliliyor. Bir sürü şey öğreniyor, bir sürü şey yaşıyor. Hangimiz ilk yaşadığı ilişkiyle ömürlerini geçirebilir ki yani? Biz aynı insan değiliz ki değiliz zaten. Değiliz ki zaten yani. Bir sürü şey öğreniyoruz yani. Aynen. Peki bu kadar kayıp vermeyle beraber aslında şu anda kendini daha olgunlaşmış, daha soğukkanlı bakabilen veya bir anne olarak olaylara karşı verdiğin reflekslerde daha sağlıklı ve donanmış bulabiliyor musun? Annelikte fena değilim bütün hatalarıma rağmen ama bence ölümle ilgili korkumu çok sert bir ilk tecrübem oldu. Sonra bir sürü sevdiğim insan, hayvanlar yani ölüm öyle de bir şey kaybettim. O ağırlığı şey yapamadım, o ağırlıkla barışık değilim. Yani ölmememiz gerektiğini düşünüyorum. Evet, yani ölmeyelim ben. Tabii ki bunun mümkün olmadığını biliyorum ama. Füsunun rahatsızlığında da büyük sıkıntılar yaşadık. Tabii. Peki kendi kız çocukluğuna baktığında senin yaptığın hatalardan hangisini Kavi'nin yapmasını engellemeyi başarabildin? Hiçbirini engellemem ben. Yapsın. Yapsın hatayı diyorsun. Tabii yapsın. Tabii. Görsün. Şimdi yapmazsa yapsın. Doldura bravo. Şimdi o hata yapma hakkını. Ben bakıyorum çünkü ona hata yapsın derken ben Kavi'ni salayım ne yaşarsa yaşasın değil ama yapsın. Öğrenmesi için yapsın. Ben hep yaptım çünkü. Evet. Ben de öyle burnumun dikine çok gittim. Annem çok uyardı, babam çok uyardı. Babamdan sonra annem hem baba hem anne oldu. İki başlı böyle uyardı ama şimdi hata yapmadan, okul kırmadan, sevdiğim bir çocuk için otobüslere binip bir yere gidip o sene sınıfta çakmadan falan yani tamam bunu illa herkes de böyle yaşasın diye değil şey ama. Yapmayabilir ama o da başka bir sınavdan geçiyor yani. Hata çok sihirli, çok güzel bir kıymetli kelime. Bir şey çok kıymetli. Kıymetli olmaz olur mu? Kavini doğurana kadar sahne üzerinde hatayı kabul etmiyordum mesela. Bak
Ne kadar tuhaf değil mi? Çok enteresan. Çünkü o zamanki öğretmenliğimde de mükemmeliyetçilik vardı. Özür dilerim ben bütün o öğrencilerimden karşı. Sen benim yanlış zamanımda öğrencim oldun. Bilmiyorum kelimem yoktu. Hataya tahammülüm yoktu. İki olay hayatımda bunu değiştirdi. Bilmiyorum şöyle değiştirdi. Öğretmenlikte bilmiyorum korkunç bir şey gibi geliyor bana o sırada. Halbuki bilmiyorum demedeki o muhtaçlık ve bilmiyorum diyebilmenin rahatından sonra hemen öğrenebilme ihtimaline baksana. Hiçbir ayıbı yok yani ama öğretmenim. Karşımda öğrenciler neyi bilmiyorsa her şeyi biliyorum yani. O an bilmiyorum. Çocuk bir şey soruyor. Hiçbir fikrim yok sorduğu şeyle ilgili. Bunu da hayranlığını duyuyorum çünkü ben onun yaşındayken o soruyu sormayı akıl etmemişim ben. Buna hayranlık duyuyorum ama çocuğu asla yermiyorum. Ona benim aşklarım çünkü. Bilmiyorum problemim olduğu için. Bu mükemmel bir soru Hakan. Haftaya bunu konuşacağız diyorum. Haldır huldur çalışıyorum gidiyorum. Bir gün bir öğrencim benim okul bitirme tezim Beckett'ti. Beckett'le ilgili bir soru sordu. O kadar güzel bir soru sordu ki tezde falan da düşünmemişim. Kontrol edemeden bilmiyorum dedim. Kontrol edebilsem gene ben yapacağım. Kıvıracak. Tabii kıvıracağım canım. Hocayım ben. Ne kıvırmayacağım? Bilmiyorum dedim. Ve böyle çocuklar far görmüş tarzı nasıl bilmiyorsun? Bilmiyor her şeyi bilmek zorunda değil. Oradan böyle bir şeyim açıldı. Bir bent kırıldı herhalde diyebildim çünkü o kelimeyi. Bilmiyorum ve bilmek zorunda değilim dedim. Yani oyunculukla değil. Şu anda da hiç bilmiyorum bu arada. Ya 30 yıldır sahneye evet, çıkıyorum. Abi, yani, bilmek zorunda da değiliz. Ay, bildiğimiz evet, şeyler var ve öğreniyoruz tabii, hala tabii yani. Değil. Bunun sonu yok yani. Dedim çok heyecan verici. Buna dedim bakalım beraber. Eğitmenliğim değişti. Ya, o zaman anne değilim yalan olmasın. Arkadaş iyi. Yani sevinç değişti. Bence anlatımın tamam da mı? Değişmiş. Mesela değişti. Geçenlerde senin oyunculukla ilgili çok güzel bir tanımlaması vardı. Bence harikaydı. Onu ben senden tekrar dinlemek istiyorum. Hani hep şu şey diyorlar ya nasıl oluyor da bir anda konsantre oluyorsunuz, sahneye çıkıp o insan oluyorsunuz. Nasıl tekrar antreye çıktığınızda başka bir sevince dönüyorsunuz. Dedi sen de hani mahallede oyun oynarken böyle anneni sizi pencereden çağırır. Hikayen var ya. Evet. Onu lütfen yani, paylaşmanı istiyorum müthiş yani. Müthiş bir konsantrasyonla ikimiz çocukken oynuyoruz diyelim. Sen doktor Nuri olsun, ben de hasta şevvalim yani. Doktor ben doktorculuk yani. Biraz oynuyoruz tehlikeli yani. Yani ne oynuyorsak yani bir şey oynuyoruz ve annem yemek diye çağırıyor evet. Şimdi. Bir uyaran geldi döndük. 15 dakika daha dedim doktor bey diye devam ediyorum. Şimdi bu sorudaki tehlike ne biliyor musun? Algı. Algı operasyonu var bu konuda. Mesleğimiz çok büyük bir tehdit altında. Evet. Flash. Kimse olmuyoruz. Lütfen. Evet. Lütfen. Bir şeye böyle yapıp onu olup onun soluğunu sahnede bırakıp. Sonra kapıdan çıkıp başka bir şey olmuyor. Hakan tiyatroya gidiyor. Hakan'ın enerjisinde şakalaşıyor. Rolüne hakim. Üstelik Hakan Sevinç o gün içinde yaşadığı her şeyi de insan olduğu için tiyatroya getiriyor. Taşıyor. Dolayısıyla o gün daha komik, daha gergin, daha yumuşak oynaması da Hakan olmasına ve Sevinç olmasına bağlı. Bir asgari müşterek tutturacak tabii. Hatta bazen aynı Hakan'la aynı Sevinç aynı şeyi oynamaktan çok sıkıldıkları için 3C'deki seyirci farklı bir beyefendi ya da enerjide hanımefendi ama için. Hakan Sevinç aynı insan olduğu için içine kendi oyuncakları, yeni oyuncakları birbirlerine bu şaka bu yüzden yapılıyor sahnede. Evet. Tekrar ölümcül olmasın bir şey, tekrar diye. Öldürücü bir şey. Araya böyle parfüm bile değiştirsen partnerine. Onun bile bir etkisi olur. Onun bile bir etkisi olur yani hayatta. Aynen. Hiç kimse olmuyoruz. Lütfen yani bunun, rica evet, edeceğim bu yani. Bu da bence çok önemli bir öğretim şey, olabilmek en, lazım. Size en benzeyen rolünüz. Hepsi. Hepsi. O sırada en sevdiğiniz şu an hangisini oynuyorsam affetsin beni gerideki roller. Evet. Çünkü şu an kimi seviyorsak yani evet ya. O değil mi hikaye? Peki şu andaki mesleğine baktığında bugünden sonra ya şunu da yapmalıyım, hayatıma şunu da koymalıyım dediğin ne var mesela düşündüğün? Ay çok vardı öyle şeylerim artık böyle yok. Teslim oldum diyorsun. Yani çünkü muhtemelen bu pandemi falan beni hem negatif hem pozitif çok etkiledi. Ama daha çok pozitif etkiledi. Yani affolunsun başka türlü yaşayan insanlar da var. Çok da anlıyorum onları. Hani böyle plan üzerine sorduğun için söylüyorum. Hayallerim baki diyelim hani öyle diyeyim. Ama gerçekleşmemeleri durumunda hani böyle neden yapamadım falan. Yok hayır yok yani benim daha küçük başka mutsuzluklarım tabii olmaz olur mu canım? Yüzlerce var. Güneşin olmadığı bir güne mutsuz uyanmakla başlıyorum ben o hayata ama yani. Hop çevirebiliyorsun yani en sevdiğin kaza giyiyorsun işte kendini içinde ama iyi hissediyorsun. Ama hayatında bir de ufacık dokunuşlarla bir anda büyük sosyal sorumluluk projeleri falan filan gerçekleştirdiğinde oldu. Mesela buradan Kamboçya'ya seyahate gittin. Turist, dünyayı dolaşmayı çok seviyorsun. Çok. En sevdiğin şey o. Keşke miras yedi olsaydım. Ay. Paranı en çok harcadığın şey bu değil mi? Dünyayı ay, dolaşmak evet. Yani. O kadar merak ediyorum ve biliyorum ki öldüğümde dünyanın yüzde bu gezmemle düşün o kadar yüzde üçünü falan görebilmiş olacağım gezi. Yani. Dolayısıyla çok merak ediyorum Kamboçya'ya Hakan gidiyor. Yani. Kamboçya'da gezerken orada diyorlar ki burada bir Türk var.
Kamboçyalı çocuklara yemek yapıyor. Şöyle, ölüm tarlaları Pol Pot'un, o sırada tanıştığım Pol Pot'un, adamın varlığından haberim yokmuş. Korkunç bir adam zaten bu arada da. Onun ölüm tarlalarında gezerken ve kendimi gerçekten oranın enerji, ben bir inanırım böyle şeylere yani. Neler olmuş burada? Yani dola dolarken bir mesaj geldi. O ölüm tarlalarının tam karşısında, yani sırtınızı ölüm tarlasının kapısına, adı bu zaten. Evet. Verdiğinizde yüzünüzle de yaşam tarlalarına bakıyorsunuz. Ve orada bir Türk kız var yazmış. İnternetim de kesildi. Çünkü zaten öyle bir yer. Girdim. Türk var. Yaşam tarlaları ne olabilir? Ay çok iyi oldu bunu burada konuşmamız bu arada. Şu an arka planda da onu düşün. Girdim. Kamboçyalılar, yani çok az İngilizce bilen insan. Hay huy anlatmaya çalıştım ben de Türk'üm diye. Duvarda Süper Baba yazıyor. Kaligrafiyle evet. Yani şöyle oldum. Aklımı, yani Kamboçya'da. Aklımı yitirecektim bir gün. Orası bugünmüş ve Kamboçya'ymış yani. Yok kız orada seneler önce seyahat etmeye gidiyor. Aynı sen ben gibi. Oradaki yoksulluğu, oradaki olanaksızlığı görüyor çocuklarla ilgili özellikle. Kalıyor, dönmüyor bir daha. Ve orada bir yaşam tarlası kuruyor gerçekten. Evsizlere önce yemekle başlıyor. Sadece yemek yedirmekle başlıyor. Çünkü yemek yiyemiyorlar. Şu an kızın hani seni beni takip eden insanlar zaten çok iyi görecekler hesaplarımızı. Evet. Ayna Bileyim ismi. Ayna Bileyim diye Instagram'da geçen bir vallahi hesap. Valla var işte böyle insanlar ya. Var. Evet Sevinç oradan dönüp oradan yazıyor. O yazılan şey bir anda Türkiye'de büyük bir habere dönüşüyor ve çok da güzel. Yok, benim sayemde dönüşmüş. Senin, senin sayende de bir sürü bir oraya geri dönüş oluyor. Ya o şey olmuştur yani. Tabii hala evet. Öyle çünkü şunlar bile oluyor. Yani en kokoş evlilik teklifini bekleyen kıza sevgilisi böyle balık ekmek yedirirken Kamboçyalı çocukların fotoğrafını gösteriyor. Ben şu pahalı restoran parasını verdim. Ayna Bileyim'e seni seviyorum diyor. Kızı arayıp şey dedim. İyi düşün bak hareket çok güzel ama çocuğu iyi tanıyor musun dedim. Yani çünkü tatlı bir hareket yapmış öyle olmayabilir falan. Mekanın sahibine geldik de güneş batarken biz de yavaş yavaş programımızı kapatmak istiyoruz. Kapatırken de sevgili Sevince, Didem Sevinç ben onu biliyorsun siz de kıskandım. Evet biz de görmüştün doğru söylüyorsun. Açıyor muyum burada? Evet lütfen açıp çıkartırsan sevinirim çünkü kendisi çok kıymetlidir. Ay bak ne mumlar yakacağım ben şimdi bununla felsefe dersim de. Evet, ben bu, muhteşem bir atölyenin. En önemli esprisi soya mumu bu. Yani yaktığında o söndürdüğünde de böyle duman kötü bir duman çıkmıyor. Evi zehirleyen dumanı yok. Her şey natural. Bak, her şey organik efendim. Tam benim işlerim. Didem Hanım tam bu konuda çok başarılı. Güle güle yakınız. Çok teşekkür ediyorum Didem'e de. Sana bir soru soracağım. Çıkar ağzındaki baklayının ne olduğunu biliyor musun sen? Hadi Hakan bir çıkar ağzındaki baklayının ne olduğunu. Ağzındaki baklayı çıkart evet. Endişelenme. Neymiş? Ben de 5 hafta öncesine kadar bilmiyordum. O şu. Yani ağzındaki sözü gizleme saklama söyle değil mi? Ben de buna yakındım. Bu da olur. Şu, bu akademiya yani bizim büyük büyük dedelerimizin, Sokratların, Hesiodosların filan zamanında öğrencilerin ağzına hocalar bir tane bakla tanesi koyuyorlar. Ağzından çıkacak olan söz çok kıymetli çocuğum. Bunun bir dinleyicisi varsa ağzından o söz çıksın ya da çok çıkarmak istiyorsan gerçekten ihtiyacı olan birini gördüysen çıkar ondan sonra konuş. Çok değecek bir şey değilse bakla ağzında kalsın sen de sus. Diyorlarmış. Hani mumdan direkt oraya çağrışım yaptı. Evet. Evet bugün de bunu öğrenmiş olduk. Evet, ben o baklayı sanırım gitti. Çok uzun süre önce çıkartıp konuşmaya başladım ve susmuyorum. Mekanın sahibine geldik de bugün Sevinç Erbulak'taydık. Çok keyifli, çok güzel bir organik ortamda çekim biz yaptık. Biz bundan bir tane daha yapalım ama bak daha bir sürü şeyi bence konuşmadık. Evet yarım kaldı biraz hızlı oldu ama biz gene seni bir şekilde bir süre geçtikten sonra konuk etmek isteriz. Daha anlatacak çok şeyin olduğunu biliyoruz. Çok teşekkür ederiz. İyi ki katıldın bizimle oldun. Ben teşekkür ederim. Ağız mı aldık efendim? Mekanın sahibine geldik de bir başka konukta yine görüşmek üzere. Müsaadenizle. Thank you.